Magnezyum takviyesi yazıyorum günde bir defa. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Geçmiş olsun. Sağ olun. Halide, Metin çık dışarı. Mine, konuşmamız lazım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Bak lütfen böyle yapma. Mine. Mine dur. Mine lütfen konuşalım. Bak Elif aradı. Çocuk için son şansınız dedi. Sen bir anda fikrini değiştirince beni aradı. Testler bu kadar iyi gidiyorken bu fırsatı kaçırmayın dedi. Seni kaçırdığın hiçbir şey yok. Tamam. Sen, ben değil. Bu çocuğu ne kadar istediğini biliyorum. Belki beni affedeceksin. Ama çok geç olacak. Lütfen. Benim yüzümden çocuk sahibi olamamanın vicdanıyla yaşayamam ben. Bak, hala vaktimiz var. Lütfen düşün. Pardon. Siz iyi misiniz? Alo? Merve? Annem nasılsın? Anne, ne zaman geleceğim ben eve ya? Niye burada kalıyorum? Ya kızım, ne olacak? Babaannen de özlüyor seni. Yarın da kal, doğum gününde gelirsin işte. Çok özlüyorsa sen gel kan babaanneme. Üstelik babaannemin kimseyi özlediği falan da yok. Dün babamla konuşurken şırfıntı dedi sana. Ya öyle dememiştir, yanlış duymuşsundur sen. Şırfıntının nesini yanlış duyacağım anne? Neyse canım, baban orada mı? Buradaydı, sonra babaannemle çıktı. Babam eve geliyor galiba. Babaannem de bakkala gitti. Ay oh, çok şükür. Ya çok şükür. Sen beni burada bırak, ondan sonra şükret. Canım tamam Merve, uzatma. Doğum gününde geleceksin işte. Anne anlamıyorsun ya. Babaannem çok fena ya, her şeye karışıyor. Telefonu elimden alıyor, konuşturmuyor falan. Tüm dizileri de izliyor. Kusacağım artık, fenalık geldi. Üstelik yemekleri de berbat. Ay kızım, 40 yılda bir kalıyorsun zaten, idare ediver artık. Hadi öpüyorum ben, bay bay. Gözün kör olmasın Dilek. Kocan eve geliyor, sen hala burada tıkın. Ay benim hemen hazırlanmam lazım. Mine? Sen iyi misin? İyiyim. Ne oldu, ne oldu? Bir şey mi oldu? Hastanede de iyiydin zaten. Boş ver, mühim bir mesele değil. Konuşmak istiyor musun? Hayır, istemiyorum. Yeterince utanıyorum zaten. Aç mısın? Gel sana bir balık ekmek ısmarlayayım. Yani... Sabahtan beri de bir şey yemedim ama. Güzel işte, gel yiyelim. Tok karnına dertlenirsin en azından. Pardon, bakar mısınız? Hoş geldiniz efendim. Ne alırdınız? Aynısını alayım ben de. Peki efendim. Sağ olun. Karnını doyurdum. Belki derdine de bir çare olur mu? Anlat anlat. Belli ki anlatmak istiyorsun. Geçen gün acilde doğum yaptırdığımız kadını hatırlıyor musun? Kadın ve bebeği az kalsın kaybediyorduk ama sen kurtardın, evet. Evet. O bebeğin... kocamdan olduğunu öğrendim. Kadın Metin'den para istemek için oradaymış. Alamayınca da bana gelmiş. Sonra da her şeyi öğrendim işte. Ulan çok utanıyorum.
Ben şu an ilk defa sana bunu söylüyorum. Yani daha kardeşime bile anlatamadım. Evet. Düşünebiliyor musun? Kocamın bebeğini doğurttum ben. Mine, bu hikayede utanacak en son kişi sensin ama. İnanmıyorum ya. Sana bunu nasıl yapabilir ki? Senin gibi bir karısı vardı. Benim de hatalarım oldu elbet. Mine, bu ne biliyor musun? Erkeklerin oyunu bu. Aldatırlar ve sonra senin kendini suçlu hissetmeni sağlarlar. Çünkü aldatmak aslında bir zayıflıktır. Ve erkek de zayıflığını hayatta göstermek istemez. Yani bizlere öğreten, yani genlerimize binlerce yıldır işlenen şey bu. Sen utanacak hiçbir şey yapmadın. Hata da yapmadın. Bu işin tek suçlusu var. O da kocan. Özür dilerim. Sana o kadar kötü şeyler söyledim ki. Ben de özür dilerim. Fazla ileri gitti. Dilek, benim sana bir şey söylemem lazım. Benim Metin'le yaşadığım şey sadece basit bir aldatma değildi. Abla sen ya. Bir de çocuğumu doğurttun. Yapsaydım. Bıraksaydım dönse miydi? Canım benim ya. Tabii ki doğrusunu yapmışsın. Sonra ne oldu? Öğrendiğimden beri ruh gibiymiş de. Eve gitsem bir türlü, gitmesem bir türlü. Metin'in yüzünü görmeye tahammül edemiyorum. Düşünsene Dilek, eğer böyle bir şey olmasaydı biz şu an Metin'le çocuk yapmak için uğraşıyorduk. Çocuk için benim son şansım. Düşündükçe delirecek gibiyim. Şimdi ben sana ne söyleyeceğim, nasıl teselli vereceğimi bilemedim ki. Bir şey kimin başına gelir ki? Bitti. Şişt, her şey bitti. Ay öyle deme ya. Lütfen koyverme kendine. Bulacağız bir çaresini. Konuşacağız, düşüneceğiz. Hatırla. Çocukken kendimizi odaya kilitlerdik. Bir de çay demlerdik. Sabaha kadar konuşurduk. Neşelenecek bir şey mutlaka bulurduk. Sen hep uyuyakalırdın. Uyurdum evet. Ama bak gülümsemeye başladın bile. Çay demlenmiştir artık. Ben şimdi seni sabah kadar iyi ederim. Mutlaka neşelenecek bir şey bulacağız. Uyumazsam tabii. Ya benim alışverişe gitmem lazım. Gelir misin benimle? Ne alışverişi kız? Ya
Akşam yemeğe gideceğim de böyle çekici, gösterişli bir şeyler almam lazım işte. Ay Esra! Ay çok sevindim. Demek Cihan'la arayı düzelttiniz. Yani ne düzeltmesi kızım? Allah belasını versin onun. Saçma sapan konuşma. O zaman gösterişli kıyafeti ne yapacaksın? Kız bana bak. Yoksa kocanı aldatacak mısın? Dilek, bak bir kere daha kocan dersen kapatıvereceğim suratına telefonu ha. Görev için alıyorum kızım elbiseyi. Allah Allah. Tamam o zaman gelirim canım. Ne yapalım, caddeye falan mı gidelim? Tamam olur. Bana da yakın hem. Bekletme ama beni, ağaç etme orada. Görüşürüz. Talihsiz. Günaydın. Günaydın. Esra aradı. Alışverişe çıkacağız. Sen de gelsene. Birkaç işim var, halledeyim. Gelirim belki. Bana bak. Hadi bir şeyler ye. Seni görünce ben acıkıyorum. Benim bir karar vermem gerekiyor Dilek. Ama şu an bu kararı verecek durumda değilim. Bir bebeğim olsun çok istiyorum biliyorsun. Büyük ihtimalle bundan başka da bir şansım olmayacak. Ama Metin'in bu yaptıklarını düşününce... Ya biliyorum haklısın. Ama bana sorarsan eğer kocandan vazgeçme derim. İşte nasıl hala böyle bir şey diyebiliyorsun? Ya tamam bir hata yaptı. Ama bütün geçmişi bir kalemde silip atabilecek misin? O seni seviyor. Ben buna eminim. Bak ben silebiliyor muyum geçmişimi? Hatta bugün Engin'i görmeye gideceğim. Dilek neden yapacaksın bunu? Adam sana seni sevmiyorum dedi. Tamam ama evlilik öyle her zaman mükemmel giden bir şey değil ki. Bazen aradaki hat kopuveriyor işte. Eğer onu bağlamaya gücü olan bağlamazsa da aradaki onca sevgi, emek yok olup gidiyor. Ama ben biliyorum. Benim buna gücüm var. Bağlayacağım beni hatta. Dilek o. Ay, Engin'dir bu kesin. Nasıl görünüyorum? Tamam bir şey söyleme. Dilek. Nasılsın? Seray? Aa, Mine de buradaymış. Neyse artık, olsun o kadar. Ne işin var burada? Seni görmeye geldim. Bak içeri gireyim, her şeyi anlatacağım. Vallahi ne anlatacağını hiç merak etmiyorum. Seni de evimde istemiyorum. Dilek? Dilek! Dilek! Açar mısın şu kapıyı? Çok, çok ayıp bu yaptığın şey. İnsanın suratına kapı kapatılır mı Dilek? Terbiyesiz. Alo Seray. Efruz. Ben şimdi hemen sana geliyorum. Bak bu gönül alma işi falan olmuyor söyleyeyim. Aman sakın ha. Kimin kalbini kırdıysan seni affettim cümlesini almadan sakın ha bırakma. Yoksa kötü karma peşini bırakmaz. Ama... Bak canım seanstayım. Öpüyorum. Çao. Merhaba canım. Ben Engin'i görmek için gelmiştim. Hoş geldiniz Dilek Hanım. İçeride bir müşterisi var. Sizi böyle alayım. Tamam. Hoşla bekleyeyim. Çay içer misiniz ikram edeyim? Ha, yok bir şey içmem. Ay. Acayip komik bir şaka. Değil mi ama? Olmak istiyor. Dilek. Senin ne işin var ya burada? Ya geçerken uğrayayım dedim. Belki bir öğle yemeği yeriz diye. Merhaba. Dilek ben. Engin Neşe. Müşterim Sevda Tepeli. Aa Sevda Tepeli. İlişki uzmanı, yaşam koçu, psikolog Sevda Tepeli. Ay ben size hayranım.
Ay kusura bakmayın, ben sizi böyle ilk görüşte tanıyamadım bir anda. Sağ olun, eksik olmayın. Aşk olsun Engin. Niye söylemiyorsun Sevda Tepe'nin müşterin olduğunu? Vay ya, ben bütün kitaplarınızı okudum ha. İlişki Durumu Kaynaşık süper bir kitap. Okudunuz mu? Okumak ne, kelime ezbere biliyorum be. Erkeğinizi peşinizden koşturmak için önce onu geçmeniz lazım. Dilekçim, Sevda Hanım'ı daha fazla meşgul etmeyelim, malum biliyorsun yoğun. Ay, tabii tabii. Yalnız kitabı göndersem imzalar mısınız? Tabii imzalarım. Hı hı. Vallahi siz bütün kadınların ilham kaynağısınız. Ay dayanamayacağım, ben sarılacağım bir kere. Dilek. Dilek. Sevda Hanım yoğun. Daha fazla meşgul etmeyelim artık. Ay tabii tabii. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kal. Haftaya aynı saatte burada. Tamam. Tamam. Hadi geç. Vallahi gurur duydum kocamla. Kimlerin muhasebecisidir o ya? Dilek. Bak artık biz boşanıyoruz. Olsun. Bu seninle gurur duymamı engellemiyor ki. Tamam, teşekkür ederim ama sen neden geldin buraya? Akşam eve gelmedin, merak ettim seni. Ya Dilek, bu şekilde olmaz. Ama özlüyorum seni. Hatam neyse telafi etmek istiyorum. Yuvamızı kurtarmak istiyorum. Ya birazcık konuşsak, yemeğe çıksak falan. Yemek falan yemeyiz. Zaten çok önemli müşterimle bir randevum var. Mümkün değil. Akşam eve gelir misin? Ya akşam da eve gelemem. Çünkü hesaplar var biliyorsun, ay sonu yaklaştı. Şirkette sabahlamak zorundayız. Bak Dilek, bensiz yaşamaya alışman lazım artık. Bu şekilde olmaz. Şimdi müsaadenle artık çalışmak zorundayım. Tamam. Hayırlı işler. Karaköy lütfen. Sevda Hanım, Sevda Hanım, ne olur bana yardım edin. Direkt ne yapıyorsun? Kadının taksisine bindi gitti ayol. Şu düştüğüm hallere bak. Neyse, karma gibi. Yuvamı bir tek siz kurtarabilirsiniz. Şoför bey, biz aynı yere gitmiyoruz. Lütfen sağda durur musunuz? Burada duramam abla. Bakın, ben bütün kitaplarınızı okudum. Çıktığınız bütün televizyon programlarını da izledim. Sizin kurtarmadığınız evlilik yok. Lütfen benim evliliğimi de kurtarın. Dilek, şu an taksideyiz. Yani hiç müsait değilim, vaktim yok. Sonra da seni sevmiyorum dedi bana. Ama ben biliyorum, içinden gelerek söylemedi onları. Ya ben sadece onu nasıl geri döndürebileceğimi bilmiyorum. Onu da siz biliyorsunuz. Dilek, benim elimde sihirli bir değnek yok ki. E sizde daha iyisi var. Bilgi var, birikim var, deneyim var, tecrübe var. Bakın, ocağınıza düştüm Sevda Hanım, ne olur. Bakın, birazcık bana tüyo verseniz Sevda Hanım, ne olur. Yalvarırım bakın. Ay tamam, 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 tamam. Yardım edeceğim. Kağıt, kalem çıkar. Tamam. Söyleyeceklerimi not et. Kağıtla kalem var ya. İlk önce Erkeğinizin Yuları Elinizde adlı kitabımı alıyorsun. Erkeğinizin Yuları. 5. bölüm, Kaçanı Kovalama Yöntemleri kısmını oku. Ondan sonra Kadınlık Sanatı kitabımı al. Ay o kitabı aldım ben, okudum da. Ama bir yere kadar okuyabildim. Belli bir yerden sonra utandım da ben. İşte orada dişiliğin inine doğru yolculuk bölümü. Bir de bırakın fantezileriniz sizi ele geçirsin kısmında. Verdiğim tavsiyeleri elinden geldiğince artık uygulamaya çalış yani. Nasıl olacaksın? Şoför bey, sağda duralım. Tamam abla. Bak Dilekçim, ben sana ne kadar tavsiye versem de her şey sende bitiyor. Yani bu uzun ve meşakkatli bir yol. Yüreğin ve aklınla birlikte hareket etmen lazım. Yüreğimi, aklımı, tamam. Şimdi yetişmem gereken bir yer var, geç kaldım ben. Seni burada indireceğim, kusura bakma. Tabii tabii, bunlar bile benim için çok değerli. Evet. Peki ben daha sonra nasıl ulaşabilirim size? Sekreterimi ara, randevu al, olur mu? Tamam, vallahi evet. Sizi görmek, tanımak, hoşça kal. Gerçekten çok memnun oldum. Sizinle tanışmak, konuşmak. Çok güzeldi. Meşgul kadın tabii. Ne diyeyim ben ya?
Nasip! Bir yerinde durmadı gezenti. Aşkım bu güzel değil mi? İşte ben böyle bir şey istiyorum. Düğünümüz çok güzel olacak Hakan. İçimde öyle bir his var. Olmayacak kızım. Olmayacak. Ben sana söyleyeyim. Hiç öyle olmuyor. Ne oluyor biliyor musun? Bütün gün ayakta kalmaktan o bacakların şişecek, ayaklarına kara sular inecek. Sürekli eteğine basacaksın. İstemediğin kadar insanla öpüşeceksin. Pis pis kokacaksın. Ondan sonra yanındaki bu kıdı bir yoz düğüne gelen ne kadar güzel kadın varsa hepsini kezecek. Ondan sonra diyecek ki ah ben kedim ne hata ettim diyecek. Sonra gidiyor üstüne seni aldatıyor. Senin de ruhun duymuyor. İşte böyle oluyor. Niye biliyor musun? Çünkü erkek denilen bu soysuz şerefsizlerin hepsi aynı. Hepsi de aynı sonu hak ediyor. Anladın mı? Ya ne yapıyorsun sen? İyi misin? Adamı niye vuruyorsun? Aşkım ya manyak mısın kızım sen ya? Esra? İyi misin? Ne oldu? Kim bunlar? Dilek götür beni buradan, ben iyi değilim. Tamam hayatım. Dilek ben hiç iyi değilim, benim sinirlerim hiç iyi değil ha. Böyle acayip acayip rüyalar görüyorum, gündüz gözü hayaller görüyorum. Buraya gelene kadar iki tane kadınla kavga ettim ya. Neden? Ya ne bileyim, dik dik bakıyorlardı, Cihan'ın kırığı zannettim. Ya kızım sen manyak mısın? Ben miyim manyak? Benim düğün gecemde yatağıma kombinezon bırakan kadın manyak. O onu yapıyorsa benimle de uğraşacak abi. Kızım saçmalama, ortada bir kadın olup olmadığı bile belli değil daha. Aa, bırak. Alışverişe hazır mısın? Hazırım. Hemen yapalım çıkalım ama, tamam mı? Oyalanmayalım. Öyle olmaz, azıcık bakacağız. Sana boncuk. Adın ne senin? Pelin. Pelin. Aa, gel bakayım sen. Oo, biz kocaman olmuşuz. Oo, maşallah sana. Oh, mis gibi de kokuyoruz. Kızım. Boncuk. Bakalım gidersin. Gülüşünü yerim ben seni. Oo. Maşallah sana. Oh. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Gel anneciğim. Oh. Gel anneciğim gel. Hop 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 hop. Elinle. Geceden beri hiç görüştünüz mü Cihan'la? Merkeze geldi gerizekalı. Hadi be, ne dedi? Vay efendim, şaka yapmış arkadaşları güya. Ay görüyor musun işte çocuk suçsuzmuş. Ya saf saf konuşma Dilek, Allah aşkına yalan söylüyor işte besbelli. Aa, sen gelsene miyim? Tamam, gel dükkana gireceğiz. Aa, gel. Tamam bir dakika, nereye gidiyoruz be? Sen bu tarz elbise bakmıyorsun ki. Biliyordum, vallahi biliyordum beni takip ettin ya. Kim takip ediyor seni ya? Bazen polis olduğumu unutuyorsun ha. Vallahi o, kesin. Ya kızım kim? Bayağı kombinezon. Cihan'la hiç... Megafon vereyim, ona konuş. Ha Dilek, yürü. Çaktırma, bakma o tarafa. Yürü. Ne yapacağız şimdi? Yürü yürü, zıplamadan yürü, zıplamadan var. Düzgün yürüsene. Dön köşeyi.
köşeyi döndüğünüz zaman kakını çıkarmıyorsun, duruyorsun orada, anlaşıldı mı? Bir çıkarma, buraya saklar. Gel sen sürtük, gel ben sana göstereceğim yatağıma kombinazon bırakmak neymiş, gel sen. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Ha? Kimsin sen? Selay! Kızım sen manyak mısın be? Ne ayaksın sen, canına mı susadın? Siz manyak mısınız? Ne çullanıyorsunuz üstüme? Kusura bakma ya. Al hiç. Ya ne kadar meraklıymışsınız bana saldırmaya. Ben sana ne saldıracağım ya? Sen sinsi sinsi takip ettin bizi kızım. Ben seni başkası zannettim, ne bileyim. Seni takip ettim falan yok. Kimi takip ediyorsun o zaman? Beni mi takip ediyorsun? Ya sen beni niye takip ediyorsun? Senin işin gücün yok mu ya? Dileğim senden tek isteğim beni affet. Ben ne olur beni affettiğini söyle. Bak bir daha hayatında karşına çıkmayacağım ama sen bir söyle, ne olur söyle. Tamam da benim senin için ne önemim var ya? Ne demek canım ne önemim var? Sen benim için önemlisin. Sen benim eski mahalle arkadaşımsın. Bir zamanlar ne kadar yakındık. Hatırlasana. Yani ben seni kırdığımı hatırlayınca çok üzüldüm. Bütün gece uyuyamadım Dilek. Canım ya. Sahi mi kız? Sahi ya. Dilek. Ben senin eski bildiğin Seray değilim. Siz beni yıllarca böyle bildiniz. Evet, biz seni hiç böyle bilmezdik. Yıllarca hep yılan gibi kadın dedik senin için. Değil mi Esra? Erdi dedik yani. Belki de haklısınız tabii ama ben çok değiştim. İnsan yaş alınca demeyelim de yani olgunlaşınca insan hatalarını görüyor. Ay canım benim ya. Ne çabuk yumuşadın ya hemen. Niye ya? Aa, ne demek niye ya? Kızım, ben bu işin içinde bir iş var. Ben kıllandım. Kızın hayatını mahvettin. Geçmişin karşısında bir kuru özürle mi alacaksın gönlünü? Tabii canım, affedecek değilim herhalde. Ne yapsın peki? Açız biz. Bizi yemeğe götürsene. Alo, istediğin yemek olsun be. Tamam. Bu daha başlangıcı. Daha başlangıç. Şuralarda çok güzel bir restoran var. Ben sizi oraya götüreceğim. Seray? Böyle. Koskoca insanlarız. Geçmişte ne yaşandıysa yaşandı. Masada soğuk rüzgarlar mı esecek böyle? Haklısın. Neler aldın sen bakayım? Hı? Aşk da ötesini bırak. Sevda tepeli. Ay nedir bunlar Allah aşkına? Para tuzağı. Ay işte bile. Sevda Tepeli ilişkiler konusunda bir uzmandır. Kaç kişinin evliliğini kurtardı, senin haberin var mı? Hı, mutlaka öyledir. Ne yapayım yani, kafasız kadınlar gibi falcılara mı gideyim? Neyse şimdi kitapla konuyu değiştirmeyin. Ortada bir sıkıntı var besbelli. O sıkıntı her neyse, siz birbirinizi gördüğünüz zaman şeytan görmüş gibi oluyorsunuz abi. Benim bir problemim yok. Aa yok, hiç problem yok. Herkes bizim gibi kompleksiz olmuyor hayatım. Hiç tartışmaya girmeyeceğim. Zorlama Seray. Tamam kızlar, hepimiz dertliyiz. Bakın ben terk edildim. Ablam aldatıldı. Esra düğün gecesi aldatıldı. Seray sabahtan beri peşinde koşuyor beni affet diye. Kim bilir ne derdi var. Yani şimdi birbirimize destek olacakken küsmenin, didişmenin ne anlamı var? Dilekçim, bizim gibilerin problemi olur. Yani Seray'ın bir problemi olduğunu sanmıyorum. Benim de bir kalbim var. Gerçekten mi? Beni yargılamak ne kadar kolay değil mi? Seray söyler. Ünlü. Başına ne gelse hak ediyordur. Ama öyle olmuyor.
kocamı Gülendam'la bastım. Ne oldu? Şaşırdınız değil mi? Bana da oluyor işte. En dişli rakibim kocamı ayarttı. Yine de durumum seninkinden kötü. Kocam sadece beni aldatmakla kalmadı. Bir de üzerine onun çocuğunu doğurtmak zorunda kaldım. Ne diyorsun sen ya? Şaka mı bu abi? Çok özür dilerim. Ay çok özür dilerim. Hep sinirlerim bozuldu. Neye gülüyorsun? Ay oldu olacak. Hangimiz daha beter aldatıldık onu yarıştıralım bari. Yok çocuk doğurtma son noktaydı artık. Sağ ol. Aa, aa. Ben eve gittim annemin günlüğünü almayı unuttum Dilek. Hala almadın mı sen onu? Ya ama ben eve gidersem bu kez Cihan'ı öldürürüm ama yani. Ya benimkini de aradan çıkarır mısın? Çüş. Benimkiyle beraber Gülendam'ı da halledersen içeride söz ben sana bakarım. Sağ ol, Allah razı olsun abla. Ben kiralık katil ilan ettiniz beni gider. Sen? Ben Engin'ime kıyamam. Vallahi çok şahane bir buluşma oldu. Yeniden tekrarlayalım diyeceğim ama bilemiyorum. Ben zamana bırakalım derim. En iyisi. Ama çok güzel oldu ha. Böyle eski günlerdeki gibi. Evet çok güzeldi. Ama benim gitmem lazım arkadaşlar. Daha hazırlığım yok hadi. Hadi Dilek sen de beni affettiğini söyle günü kapatalım. Yok öyle affetmek bir yemeğe falan. Efendim? Feray hayatım. Bizim kızlardan biri Edda'daymış. Macit de oradaymış. Haberin olsun. Ciddi mi söylüyorsun? Tamam tamam ben o zaman oraya giderim. Ay çok sağ ol Meray. Sağ ol. Ben Club Edda'ya gidiyorum. Macit oradaymış. Edda mı? Ben de oraya gidiyorum göreve. Dilek o zaman sen de geliyorsun oraya çünkü hala beni affetmedin. Ya ben gelemem. Benim bu kitapları okumam lazım. Tamam işte orada okursun. Hem kocasını insan nasıl geri kazanıp görürsün. Başlatmayın abi şimdi kocanızdan. Göreve gideceğim diyorum. Daha hazırlığım yok kızım. Hadi elbise almam lazım. Hadi hadi ben iki dakika daha hallederim o işi. Yürüyün yürüyün. Hadi. İyi madem. Ama seninkiler gibi böyle gösterişli şeymiş. Hemen şey. İyi tamam. Çok güzel mağazalar var. Hadi gidelim hadi.